Zeynel Kuş. Yatıyordu sabaha karşı, saat kaçta oldu bilmiyorum. Biz zelzeleyle uyandık. Akrabalar, eşler, dostlar gelmiş yardım etmiş. Ben gözlerimi hastanede açtım. Ben biraz önce öğrendim kızımın vefat ettiğini. Annem babam da halen, bir de babaannem halen göçük altında, yardım bekliyoruz. Gelip annemin babamın cenazesini dahi olsa çıkarsınlar. Şimdiye kadar kimse gelmedi. Yardım bekliyoruz. Geliyor mu sana? Kimse var mı içeride? Mahallesi şu an dün gece saat 4.22 sularında yaşanan depremde yıkılan bir binanın enkazının önündeyiz. Bu binanın enkazında şu an iki kişinin sesini duyulduğu belirtildi. O enkazın altında kalan yaralıların yakınları kendi imkanlarıyla sağanak yağış altında onları kurtarmaya çalışıyor. Aradan saatler geçmesine rağmen şimdiye kadar herhangi bir AFAD veya polis ekipleri, belediye ekipleri hiçbir şekilde bu bölgeye gelip bir yardımda bulunmadılar. Şu an insanlar kendi imkanlarıyla binanın içine girip o sesin geldiği yöne girerek yaralıları kurtarmaya çalışıyor. Şu an gördüğünüz gibi bina deprem etkisiyle yan yatmış durumda. 3 katlı bir bina. Şu an neler yaşanabileceğine dair herhangi bir tedbir de yok, fikir de belirtilemiyor. Her an her şey olabilir. Ama insanlar kendi yakınlarının inleme seslerini duyup, yani seyirci kalmaktansa riskleri göze alarak onları kurtarmak için girişimlerde bulunuyorlar. Zeynel Abidin Coşkun, deprem olduğu saatten bu yana daha hiçbir yetkili, bir devlet kurumunun bir tanesi bile kalkıp da şurada ne oluyor diye, ne polis, ne askeriye, ne de belediyenin hiçbir kuruluşu, AFAD'la hiç kimse şey yok. Bu anda insanların sessiz olmasına rağmen hiçbir kimsenin, şu anda insanlar göz göre ölüyor ama deprem öldürmedi. Ama altında, molozun altında kalarak can çekişiyorlar insanlar. Ama nerede bu devlet? Konuştukları zaman mangalda kül bırakmıyorlar. Mangalda kül bırakmadıkları için bak bu Karapınar'ın tamamı bunlar üvey evlat mı? Sadece Ankara'da bir ekip geldiğini söylüyorlar. Ekibin de kendi adamlarına gönderdikleri. Burada da insanlar gerçekten çok mağdur. Şu ileri yukarıdaki de 5 katlı, 10 katlı binaların komple çöktüğünü, insanlar altında can çekiştiğini, insanlar da hala yaşıyorlar. Yaşıyorlar ama can çekişiyorlar. Yetkililerden biraz önce ellerini çabuk tutmalarını rica ediyorum. Biraz önce bile müdahale etmelerini istiyoruz. Burada insanlar var mı? Müdahale edelim mi? İnsanların çoğu şu anda aç bile, insanlara bile su bile dağıtılmadı ya. Bu kadar aciz miyiz bu Türkiye Cumhuriyeti? Yani bir su dağıtamayacak kadar aciz bir millet miyiz? İnsanlar gerçekten çok durum. Bunlar vahim. Yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Kendi başımın çaresine bakmış. Hiçbir kimse de kepçe gelmiş. Zaten sağlam olanlar da onlarla buymuş. Yok. Abi herkesin sevdiğini de. 3, 4, 5, 6. Sabah 5'ten beri buradayız. Hiçbir belediye geldiği yok. Ne Büyükşehir Belediyesi, ne Şehit Kamil, ne Şami Belediyesi. Sadece saçma sapan bir çadır getirdiler. Kendi enkazının, odundaki enkazının odunuyla kendi ateşimizi kendimiz ısınıyoruz. Çadır dedikleri zaman, çadır yetişmediği zaman da bir sürü otobüs var belediyenin otobüsleri. Boş boş garaja yatacağına gelsin burada milletini kullansın. Şöyle diyeceğimiz bu. Çalışma yok abi, çalışma. Yani saat sabah 5'ten beri öğlene kadar biz zaten kendi
gönüllü polis, bekçi, arkadaşlar yaptı. AFAD'ın geleli daha 3-4 saat oldu. Lafa gelince de dünya liderimiz var. Abi siz bizim halimize bakarsanız bellidir ortalıkta. Bak biz odunları, harfiyetin içinde çıkan odunları yakıyoruz. Çoluk çocuk, hanım genç, yaşlı, ciğerlerimiz yanıyor. Harfiyet altında kalmış. Sabah 4'te deprem oldu. 4.30'dan beri ben bu harfiyetin başındayım. Tek bir kazma, tek bir balyoz, tek bir kürek. Başka da bir kepçe geldi. O da bir şey yapamadı. Hiçbir belediyenin bir elemanları gelmedi. 3-4 kişi, o da bir işe yaramıyordu. Hiçbir şey yapamadı. Saat elene kadar hiç bize bir faydası olmadı. Ta ki akşamüstü AFAD gelene kadar birkaç tane cansız çıkarttı. Bir iki tane canlı daha hissediyorlar, çıkartacaklar da çıkartamıyorlar. Yani 24-20 saat falan oldu. Bu harfiyetin içinde bu canlar bekleniyor. Hiçbir destek gelmedi. Kaymakam, vali, milletvekilleri hiç bize bir destek çıkan olmadı. Abidir sandalyeler, çadırı reklam için göndermişler. Ne bir sandalye göndermişler, ne bir yiyecek insanlara gönderdiler. İnsanlar burada perişanlar. Kendileri koltuğa gelince de biz her şeyin iyisini yapıyoruz. Biz insanları kınıyorlar, insanları alçalıyorlar, kullanıyorlar. Bu artık bu iş böyle olmaz yani. Herkes kendi çabasıyla bir yere gelmek istiyorsa o zaman devlete bir şey söyleyecek bir lafımız yok yani. 3 tane Ege'nin harfiyetinin içinde ben burada can çekiyorum. Onlar ise hiç bizden haberleri yok. Söze gelince Antep'te her yerde olaylar var, her yerde binalar yıkılmış, doğrudur. Ama 3-5 tane kazma, 3-5 tane kürek, 3-5 tane adam buraya düşmez mi? Zengin belgesine hepsini hizmet ediyorlar. Bir yiyecek, bir içecek. He? İnsanlar burada nedir? Devlet hangi güne duruyor?